Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Kendimi durduramıyorum. Yeni bir yeni bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Böyle bu seride ne yapacağız biliyor musunuz? Eksik olduğunuzu düşündüğüm, sorularda karşınıza çıktığında yorumlamayı böyle ee, birazcık sıkıntılar çektiğiniz şeyleri anlatacağım. Sizin de istediğiniz hocam çok takılıyorum. Şurada şunları bir, da bir özetleseniz dediğiniz bir şeyler varsa bunları yapalım. Şimdi ilkinde ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ne tarafı taranır soruları var ya. Ne tarafı taranırı güzelce size bir anlatacağım. 2-3 tane soru bakacağız. Sonra logaritmanın grafiklerine bakacağız arkadaşlar. Logaritmanın grafiği benim için bu yıl çok önemli. Karşınıza gelebilir. Böyle parça parça bunları sizlere yapacağım. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum ama yorumlara arkadaşlar lütfen istediğiniz bir şeyler varsa yazın. Tamam mı? Bütün tekrarlarımızı zaten bitirdik, işte günlük soru çözümlerimizi yapıyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Böyle artık sınava tam olarak hazır olarak girebilmeniz için de küçük küçük nüansları size hatırlatmalar yapacağım. Öylelikle gireceğiz sınava. Hadi bakalım ne tarafı taranırları hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle x büyük sıfır, x'in büyük olduğu sıfırdan büyük olduğu taraf neresi? Burası. 1 ve dördüncü bölge. X sıfırdan küçük diyorsa arkadaşlar. Nereyi tarayacağız? Burayı tarayacağız. Y sıfırdan büyük. Toprağın üstü. Y sıfırdan büyük olduğu yerler. Y'nin sıfırdan küçük olduğu yerler sorulursa toprağın altı. Şimdi X çarpı Y sıfırdan büyük. X de Y'nin çarpımının sıfırdan büyük olduğu bölge istenirse. 1 ve 3. bölge. Yani ikisi de negatif. İkisi de pozitif olabilir. Bak x çarpı y sıfırdan büyük derse buraları tarayacaksın. x çarpı y sıfırdan küçük derse 1 artı 1 eksi olacak arkadaşlar. Burayı ikinci bölgeyi ve dördüncü bölgeyi tarayacaksın. Böyle kolaydan zora doğru gidiyorum. Şimdi geldim x 3'ten büyük dedi. Şimdi arkadaşlar bir kere eşitlik yoksa çizeceğiniz çizgiyi nokta nokta çiziyoruz. Nokta nokta x eşittir 3 doğrusunu çizdim. x 3'ten büyük dediği için bunun ne tarafını tarıyorum? Bu taraftan büyük olduğu tarafları tarıyorum. X küçük eşit 4. E, hemen e, eksi 4. Bir kere eksi 4'e eşitlik olduğu için çizgiyi dolu çiziyorum. X'ler bundan küçük olacağı için ne tarafını taradım? Sol tarafını taradım. Geldim buraya. Y büyük 2. Hemen y eşittir 2 doğrusunu nokta nokta çizdim. Y 2'den büyük dediği için bunun neresini tarıyorum? üst tarafını tarıyorum. Küçük eşit, eşitlik olduğu için dolu çizdim. Ee, y 3'ten küçük dediği için bunun neresini taradım? Altını. Şimdi geldik daha böyle zorlarına. Karşımıza böyle bir şey geldi. Şimdi senden isteyin bazıları diyor ki orijini falan veriyorum sıfıra sıfır veriyorum sağlıyorsa işte o tarafı sağlamıyorsa öbür tarafı hiç gerek yok böyle fanteziye. Yapman gereken şey y'nin işaretinin artı olacağı tarafa atmak. Attım bunu y'nin işareti artı olacağı bak y'nin işareti artı olacağı tarafa at. Attım şöyle bir şey geldi x Küçükmüş x, büyükmüş y'den. Şimdi y eşittir x doğrusunu çiziyorsun hemen. Y eşittir x doğrusu bu. Birinci açı ortay doğrusu. Şimdi eşitlik olmadığı için nokta nokta çizdim. Yapacağın şey şu. Eğer benim y küçük durumdaysa bak. Y küçük durumdaysa işareti artıyken. Bak işareti artıyken küçük durumdaysa. Çizdiğin grafiğin daima altını taracaksın. Çizdiğin grafiğin daima altını taracaksın. Böyle bir şey verdi mesela. Y'nin işareti artı olacak. Zaten artı mı? Artı. At şunu şu tarafa. Y büyük eşit x oldu. Y eşittir x'i çiziyorsun önce. Y eşittir x'i çiziyorsun. Ve eşitlik olduğu için dolu dolu çizdim y eşittir x'i. Y büyük durumda olduğu için çizdiğim grafiğin neresini tarıyorum? Üst tarafını. Yani y'nin işaretini artı yap. Y büyük durumdaysa çizdiğin grafiğin üstünü, Y küçük durumdaysa çizdiğin grafiğin altını tara. Hemen sonrakine geldim. Burada Y'nin işareti zaten artı olduğu tarafta kalsın. Bunu bu tarafa attım. Y küçük oldu eksi x'ten. O zaman y eşittir eksi x doğrusunu çiz hemen. İkinci açı ortay doğrusunu eşitlik olmadığı için nokta nokta çizdim. Y eşittir eksi x doğrusunu çizdim. Sonra y'nin işareti artıyken y küçük durumda kaldığı için o zaman Çizdiğim grafiğin neresini taracağım? Altını taracağım burası. Hadi bunu kendin yap. Attım karşıya. Y'nin işareti ne? Artı. O zaman bunu karşıya attım. Y büyük eşit eksi x oldu. Hemen y eşittir eksi x doğrusunu çiz. Çizdim. Eşitlik olduğu için dolu dolu çizdim. Y'nin işareti artı iken büyük durumda olduğu için çizdiğim grafiğin neresini taradım? Üstünü taramış oldum. Devam 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 devam. Şimdi bize böyle verildiğinde ne yapacağız? Önce bunun eşitsizliğini çiziyor bana. O zaman bir kere grafiğini çizmem lazım. Ben çizdim. Nasıl çiziyorduk grafiği? Önce şunu şöyle yaz. 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0 yap. Hemen x'e 0 değerini ver. x'e 0 değerini verdiğim zaman y ne oldu? 2. y eksenini 2 de kesecek. Hemen y'ye 0 değerini ver. 2x eşittir eksi 6 oldu x eşittir eksi 3. x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri buldum. Eşitlik olmadığı için çizgimi nokta nokta çizdim. Şimdi ne tarafını taracağım? Y'nin işareti bak burada ne? Artı. Şey pardon artı olur mu? Y'nin işi şöyle üstünü sileyim şöyle. Y'nin işareti ne? Eksi. Hemen bunu bu tarafa attığını düşün. Ne oldum? 2x artı 6. 2x artı 6. 3y bak. Y'nin işareti artı iken büyük durumda olduğu için çizdiğim grafiğin üstünü taramış oldum. Geldim buraya. Grafiğini çizdim arkadaşlar. X'e 0, Y'ye 0 değerlerini vererek çizdim. Y'nin işaretine baktım. Eksi. O zaman hemen at bunu bu tarafa. 0 kalsın burada. Burası 2Y yaptı. Artı 3X eksi 12 yaptı. Bak şimdi Y'nin işareti artı iken küçük durumda. Küçük durumdaysa çizdiğim grafiğin neresini tarıyorum? Altını tarıyorum. Parabollerde de aynı. Y eşittir X kare eksi 4 parabolünü çizdim. Şurası eksi 4. Ne yaptım? Y eşittir x kare parabolün 4 birim aşağı inmiş hali. Y'nin işareti artı mı? Artı. Artı büyük durumda mı? Evet. O zaman çizdiğim parabolün neresini taracağım? Üstünü böyle bu bölgeler sağlıyor olacak. Hemen geçtim alttakine. Baktım burada. Y'nin işareti eksi. Attım bu tarafa. Eksi x kare y küçük durumda. Hemen y eşittir eksi x kare parabolünü nokta nokta çizdim. Eşitlik yok çünkü. Y'nin işareti artı durumdayken küçük durumda olduğu için çizdiğim grafiğin alt tarafını taradım. Parabolün böyle iç bölgesi cevabım olmuş oldum. Hemen geldim bu sefer bana grafik verdi. Grafikten eşitsizliğimi yaz diyor. Hemen bu doğru denklemini yazıyorum. X bölü X eksenini kestiği yer artı Y bölü Y eksenini kestiği yer eşittir 1. Önce bir denklemi oluşturalım. Ondan sonra eşitsizliğimizi koyacağız. Şimdi arkadaşlar şuradaki eksi şuradaki eksiği şuna verip burayı artıya çeviriyorum. Payda eşitledim burayı 3 ile, burayı 2 ile çarptım. 3x oldu, eksi 2y oldu. Tamam bak eksiği, buradaki tabandaki eksiği artı yapıp eksiği buraya verdim. Eksi 2y bölü 6 eşittir 1 yaptı. Salladım karşıya 3x eksi 2y eşittir 6 oldum. Şimdi ne taraf taranmış? Y'nin işaretini artı tarafa at. Bak Y'nin işareti şu anda ne? Eksi. Artı durumu al onu. 3X eşittir 6 artı 2Y. Şimdi grafiğin altı mı taranmış üstü mü taranmış? Grafiğin neresi taranmış? 6. O zaman Y'nin işareti artı iken 6 tarandıysa Y küçük durumda olacak. Dolu dolu çizdiği için çizgiyi eşitlikte koyacağım. Yani 3X küçük veya eşittir 6 artı. 2Y olmuş oldum. Hemen buna bakalım şimdi. Bu bir parabol. Ne parabolü? Y eşittir. Eksi X kare parabolünün 4 birim yukarı kalkmış hali. Y'nin işareti ne? Artı. Y'nin işareti artı. Peki Fonksiyonun neresi taranmış grafiğinin üst tarafı. O zaman artı y ne durumda olacak? Büyük durumda olacak. Dolu dolu çizdiği için eşitlikte koyuyorum. Y büyük veya eşit. Eksi x kare artı 4 olmuş oldu. Önemli bunlar arkadaşlar. Sınavda bir şekilde karşınıza geldiğinde yapıştırıp geçersiniz. Destek vermeye son güne kadar çalışmaya devam dedik. Hadi gel bakalım. Şimdi Eşitsizliğinin grafiklerine bakalım şimdi. A bölgesini nasıl ifade ederiz? Bak şimdi A bölgesi Y eşittir FX parabolünün üst tarafında. O zaman Y ne durumda olacak? Büyük durumda olacak ve içi dolu dolu çizildiği için eşitlik koymuş. Ama buradaki doğrunun neresinde kalmış? Altında kalmış. O zaman burası için küçük olacak. Yani A bölgesi Y büyük eşit FX derken Y küçüktür GX olmuş oldum. Hadi B bölgesini ifade edelim şimdi. B bölgesi yine FX'in neresinde arkadaşlar bakın FX'in üstünde kalıyor. O zaman FX'in üstünde kaldığına göre ne diyorum? Büyük eşiti koyuyorum. Tamam mı? Bak üstünde kaldıysa Y'nin işareti artıyken büyük durumda. Şimdi B bölgesi GX'in neresinde? Onun da üstünde. Ama buna eşitlik olmadığı için nokta nokta çizdiği için eşitlik koymayacağım. Bu da büyük. Hop B bölgesinde ifade ettik. Hadi gel bakalım C bölgesine bakalım. Şöyle temizledim üstünü. C bölgesi arkadaşlar nerede? Fix fonksiyonunun altında kalmış. O zaman Y ne durumda olacak? Küçük durumda olacak. Dolu dolu çizdiği için eşitliği koyuyorum. Yine gx fonksiyonun da altında kaldığı için arkadaşlar. Burada da ne yapıyorum? Bunun da bunun da e, arasına küçük işaretini koyuyorum. Geldim son bölgem d bölgesine. D bölgesinde arkadaşlar bakın d bölgesi dediğimiz fx fonksiyonunun neresi yine? Dış bölgesi. Altında kalmış yani. Altında kaldığı için y'ye küçük eşit koydum. gx fonksiyonunun yani şu doğrunun neresinde üstünde kalmış. O zaman üstünde kaldığı için bunun y'si ne olacak? Büyük olacak. Eşitlik olmadığı için eşitlik koymadım. Hadi şöyle birkaç tane kolay soru çözelim. Ondan sonra fazla vaktinizi almadan bitirelim. Hangisi doğrudur diyor. Doğrunun denklemini yazıyorum. Y eksenin eksi 2'de kesmiş. Y bölü eksi 2. Artı x eksenin 3'de kesmiş. X bölü 3 eşittir 1. Hemen burayı artı yapıp buraya eksi yaptım. Payda eşitliyorum. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarptım. Ne yaptı? Eksi 3y artı 2x Bölü 6 var arkadaşlar. İçler dışlar yapıp buraya attım. Y'nin işareti 6 artı olacak tarafa at. 2x eşittir 6 artı 3y. Şimdi bu doğrunun ne tarafı taranmış? Üstü. Y'nin işareti artı iken y büyük durumda olacak. Y'yi büyük duruma getirdim. Dolu dolu çizdiği için araya da eşitlik koydum. Şimdi şıklarda bunun düzenlenmiş hali. Hepsinin bir tarafa toplanmış halini arayacağım. Hepsini bu tarafa toplamış olabilir. 2x eksi 3y eksi 6 küçük eşit sıfır olabilir veya hepsini bu tarafa da toplamış olabilir. Böyle olduğunda da sıfırdan büyük eşit 6 artı 3y eksi 2x şıklarda hangisi varsa işaretlersiniz. Parabollü olanına geldim. Diyor ki sağlayan noktalar kümesi nedir? Önce y eşittir 9 eksi x kareyi çiziyorum. Hemen şurada ben çizeyim. Şıklardan siz bulun. Ben çizeceğim arkadaşlar. Y 9 eksi x kare y eşittir eksi x kare parabolünün 9 birim yukarı kalkmış hali. Hemen onun 9 birim yukarı kalkmış halini çizdim. Şurası 9 x eksenini eksi 3'te ve 3'te kesti. Y'nin işareti artı iken küçük durumda olduğu için bunun altını tarayacağım. Bir de şu doğruyu çizelim. Y eşittir x artı 5. X'e 0 değerini verdiğim zaman y'yi 5'te kesecek. Y'yi 5'te. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman x'i nerede kesecek? Eksi 5'te. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman x'i nerede kesecek? Eksi 5'te. Bunda eşitlik olmadığı için bu doğruyu nasıl çiziyorum? Nokta nokta çiziyorum. Şöyle çizdim. Şimdi buraya bakıyorum. Burada y'nin işareti artı iken büyük durumda. Yani bunun üstünü taracağım. Bunun altını. Bak şöyle yapayım. Sarıyla yeşille parabolün altında kalan alanı taradım. Parabolün altında kalan alanı taradım arkadaşlar. Şimdi öbürünün de üstünde kalanı taracaktım. Doğrunun da üstünde kalanı tarıyorum bakın. Şöyle ikisinin ortak kesiştiği yer ikisinin ortak kesiştiği yer şurası oldu. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Hemen geldim bir tane daha yapayım. Ondan sonra hadi iki tane varmış. Bu kolay arkadaşlar. Bu sefer vermiş eşitsizliği iş yaz diyor. Y eşittir x karenin neresinde kalmış üstünde kalmış üstünde kaldığına göre ve dolu dolu çizdiğine göre büyük eşiti koyuyorum y büyük eşit x kare y eşittir x kare eksi 4'ün neresinde kalmış altında kalmış ve dolu dolu çizmiş o zaman y bu sefer ne durumda olacak küçük durumda y yani altını taradıysa y'nin işaretini artı yap. Altını taradıysa y'yi küçük duruma koy üstünü taradıysa büyük duruma koy o zaman y küçük eşit 4 eksi x kare bulmak size kaldı. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi taralı bölge hangisidir diyor. Önce şuna bakalım. Şunu da bir çizelim. X artı Y eşittir 2'yi çiziyorum. X'e 0 değeri verdiğim zaman Y'yi 2'de. Y'ye 0 değeri verdiğim zaman X'i de 2'de kesecek bir şey. Hemen ben şıklara bakmıyorum. Kendim çizeceğim. X'i de Y'yi de 2'de kesecek. Eşitlik olduğu için dolu dolu olacak. Hemen ikisini de iki de keseni çizdim. Şimdi Y ne durumda? Y'nin işareti artı iken büyük durumda. O zaman bunun neresini taracağım? Üstünü taracağım. Bunu taradım bile. Şimdi diğeri ne? Bir parabol. Hemen attım karşıya. Y'nin işareti artı olacak tarafta bıraktım. Küçük eşit. 4 x artı x kare. Bu ne? x kare artı 4 parabolü. x kare artı 4 parabolü nedir arkadaşlar? x kare parabolünün 4 birim yukarı kalkmış halidir. Şu çizgimi uzatıyorum. Şuraya 4'ü koydum. Parabolümü de eşitlik olduğu için dolu dolu çizdim şöyle. Şimdi y bu sefer ne durumda? Küçük durumda. Bunun neresini taracağım? Altını. Hadi hemen şöyle farklı bir renkle bunun da altını şu doğruyu uzatayım arkadaşlar. İyice görün. Şunu uzatıyorum. It. Şöyle şunu uzattım. Şöyle aşağıya doğru da uzattım. O zaman bu doğrunun üstünde kalan para bak doğrunun üstünde kalan parabolün altında kalan bölge olacak. Bakın doğrunun üstünde kalan burası parabolün altında kalan neresi? Şuralar bak parabolün altında buralarda. O zaman ortak taradığım yer neresi olmuş oldu? A şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Var mı anlaşılmayan bir yer? Anladık değil mi? Haydi bakalım bir tane daha var arkadaşlar onu da çözelim mi? Hadi gel ona da bir bakalım. Şimdi burada biraz daha ayrıntı var çünkü. Şimdi ifadesi hangisidir diyor. Şimdi parabolün denklemlerine bakıyorum. Şimdi bir kere doğrunun denklemlerine bakalım. Doğru denklemi x artı y eşittir 4. Bak x artı y eşittir 4. Şimdi bunun neresi taranmış bir kere? üstü taranmış. O zaman bunun üstü tarandığına göre Y büyük durumda olacak dolu dolu yaptığı için birincisi bu. Şimdi doğruyu hallettim. Geldim parabole. Parabolün denklemini yazacağım şimdi. X eksenini eksi 2 ve 6'da kesiyor. Y eşittir A çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6 yazdım. Şu noktayı kullanabilmek için 0 verip 12 eşitliyorum. 12 eşittir a çarpı 0 verdim 2. 0 verdim eksi 6. a'nın ne olduğunu buldum eksi 1. Hemen a yerine eksi 1 yazıp dağıtalım. Şimdi x kare gelmişti eksi x kareye dönüştü. Buradan eksi 6x artı 2x'ten eksi 4x geldi. Eksi de burada var artı 4x. Buradan eksi 12 geliyor. Eksi 12 eksi 1 ile çarpınca artı 12. Şimdi buna bakıyorum. Burada y eşittir. Eksi x kare artı 4x artı 12 diye bir parabolüm oluştu. Bu parabolün neresini taramış? Altını. O zaman y eşitlik de var dolu dolu çizmiş. Yalnız burada bir şey daha var şimdi. Normalde bunun üstü bunun altında şu bölge de var arkadaşlar. Bu bölgenin olmaması için ne yapmış biliyor musunuz bir de? Hop bak. Hop yani şu tarafını almış grafiğin. Yani x büyük eşit sıfırları da almış. x büyük eşit sıfır mı olacak? Bak bu küçük demiş sol taraf olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Sonra hangisi oldu? Hangisi oldu? Bakalım. Y. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şıklarda direkt bu yazdığımız yoksa eksiyle çarpılmış hali var bakın. Eksiyle çarpılmış hali hangisi? Gerçi şu. Şurada direkt cevabımız var. Bakın bunu da bu tarafa attığınız zaman buradaki denkleme dönüşüyor. Doğru cevabımız E şıkkımız. Bundan sonra neyi hatırlatayım sana? Yorumlara yaz gelsin. Böyle hızlı bir şekilde hem soru çözdük hem de hatırlattık. Devam ediyoruz. Son güne kadar çalışmaya devam. Görüşürüz bay. bay.